Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ya bunu hoş Hadi sen aç o zaman. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın ismi şey, Bazı Nefis Filmler'e hoş geldiniz. Asla değil ya. Şu, şu an kadar mi? doğru çok az şey var. <laughs> çok iyi ama. E Bu enerji kesinlikle doğru. E, bugün gördüğünüz gibi Sarı Reis e, konuğumuz. Mavi mavi Reis. Kumral Başkan. Kumral Başkan. <laughs> Bazen Kızıl Başkan. Aynen öyle. E, Engin Ozturk ile e, geri döndük. Bazı nefisimler bir süredir yoktu. Kanalımızda sadece Caner Özgürtlü'nün e, Loş adı altındaki sohbetlerini... Leş sohbet. E, leş sohbet çoğunlukla. Bazen Loş, bazen Leş olan. <laughs> sohbetlerini izlemeye mahkumdunuz ama ne oldu? E, sonunda döndük. Biz geldik. Aynen öyle, biz, biz yani. geldik. Ve Engin Öztürk'le e, birlikte geri döndük. Resmen, adeta. Ve kendisini en sevdiği filmlerle üstelik. Doğru muyum? Neredeyse. Neredeyse. Yani neredeyse. En sevdiğim filmler değil de aslında senin programlarını izliyorum. Ondan Hı -hı. sonra e, birçoğunu izliyorum. Çok Orada olmayanlardan da bir şey seçmeye çalıştım. Aa, yani hani böyle bir sahnesi bile beni çok etkilediyse onlardan da seçmeye çalıştım Abi, aslında. Ya. Evet arkadaşlar biraz daha artık böyle gevşek listelerle lütfen <laughs> damla. Ee, artık yani bıktık çünkü yoğun böyle duygusal analistler. En iyi budur çok iyi çekilmiş falan filanlardan biraz sıkılmıştık Evet, kesinlikle sıkılmıştık. Evet, evet. Ben zaten gene sinema... Ya iyi iyi filmlerden sıkıldık ya. Doğru gibi <laughs> inanılmaz yersiz bir yere gidiyor falan. Niye hep böyle iyi olsun ki ya? Aynen yani. öyle. Kesinlikle. Ee, o yüzden de. senin sinema ile ilişkin nasıl falan gibi sorular sorayım mı? Engin ister misin bu tipte sorularla muhatap? Sinema ile ilişkim. Hı -hı. Yani sinema ile ilişkim aslında hani oyuncu tarafından çok daha izleyen tarafında daha ilgiliyim sinemayla. Çünkü bunu seninle daha önce konuşmuştuk. Bir tane sinema filmim var. Çıkacak olan Biz Böyleyiz filmi. Evet ya. Sinema olacaksa bir tane olsun, iki tane olsun ama gerçekten çocuklarıma izletebileceğim bir şeyler olsun gibi Oy. bir yerden bakıyorum sinemaya. Günümüzde de birazcık dizilerin bir bölümü gibi filmler olduğu için aslında sinema zor. Ama keşke imkanım olsa sadece sinema yapabilsem. Çok iyi. Ama o bir noktadan sonra artık çocuklarını izletemeyeceğim filmler de yapmak durumunda kalabilsin, sadece sinema yapsam. Yani porno da oynamazsam izletirim bence. Porno, porno çocukları... Ha izletemeyiz, doğru yani 18 yaşına kadar <laughs> Yani senin bilgin dahilinde izlemiyorlar en azından. Ama ben de siz de izlemesinler isterim evet, yani evet. 18 yaşına kadar en azından. Evet arkadaşlar, porno yani biraz gerçekleri çarptıran bir e, film biçimi. O yüzden her zaman... Bir de bir şey yok. Var. <laughs> var ya bu arada bazılarını, ben öyle seviyorum. Ha belki senin kadar vakıf değilim, bilmiyorum. <laughs> Aa, öyle. Ben geçerek Aa, izliyorum. Mi <gülüyor> <gülüyor> Aa, öyle mi? Ama asla geçmem. Hatta ben yani bu girişini daha çok seviyorum. Yani şey e, konuya girişini. Konuya daha çok girişini. Seviyorum. Yani bir konu varsa bir tema varsa... Onları tercih ediyorum. Anladım. O senin ama dramatur sevginden olabilir. Sevginden dolayı. Yani. Sonra yani bir noktadan sonra... Sinema reis diyoruz ya. Sinema reis. şeye bağlanıyor sonra çünkü. Yani çok otomatik bir şeye bağlanıyor. Onu yani zaten hayatın her alanında bir şey yani hemen... Neyse ben bunu... Konuşacağız mı <gülüyor> da? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Engin'in en sevdiği 10 Gibimsi, filmsi. Bilim herhangi birini izleyebileceği, evet. herhangi bir yerde. ortaya... Bir sıralamam yok bu arada. Yani hani hmm. işte enden bilmem neye doğru Allah giden Allah. falan filan bir sıralamam yok. Bir de şu formatı lütfen çalışıp gel. Böyle bir şey olur Ben çalıştım, çalıştım ama okay. işte o formatı bozmanın derdindeyim. Tam ben Bartu şöyle. gibi randomize e, ilerledim. Gibi. Istiyorsan. Aslında son zamanlara da işte bir e, Türk sinemasını ayırdım. Son üç, üç film, değil mi? Evet, o son o. üç filmi de Türk sinemasına ayırdım. Evet. Belki dünyanın en iyi filmleri olmayabilirler, tartışılır ama... Yani Zaten Türk filmleri de için, olsun istedim ben. Senin en sevdiğin filmler olması ya tarif evet, Evet, evet. Gibi. Yani öyle bir iddiamız asla yok. Arkadaşlar bazen yorumlarda şöyle şeyler görüyorum. ya. Yani şu film nasıl atlanır? Falan Caner'in listesinde bile biri böyle çıldırmış. Listesi kesin listesinde. Ya Barton, Barton, ya da Caner'in, canerin listesinde. En rahat patlanılabilecek insan. Şunu atlayan bir insan nasıl yönetmen oldu falan gibi bir şey <laughs> yazmışlar şimdi <çünkü> Caner'in. <laughs> ya Allah Allah ya. Öyle bir şey var sanki. Arkadaşlar, Ama Caner'in ne vardı? Recep İvedik vardı. Recep İvedik 5 vardı. 5 vardı. Beş vardı. Beş Niminoluz. vardı. Bir de yani senin de en zayıf filmi. Evet evet. Ee, başka ne Yeni vardı? Yeni sınıflarından Yeni Ababam vardı. Yeni sınıf merhaba vardı. Merhaba. Caner. Ya bir de sinema bilgisi ve sevgisi şey gibi ya. Birbirinden ayrı vardı. şeyler. Evet birbirinden ayrı şeyler. Şimdi sana 1957'nin Ocak ayında çekilmiş bir filmi söylesem gişesini söyler bir niteliktesin yani. <laughs> ya. <azlar gülüyor> Normal insanlar biz öyle değiliz. <laughs> ben de öyle değilim. <laughs> Yaba. İşte hani yönetmen şuradan bakmış falan filanları Onlar beni çok ilgilendirmiyor aslında ya. Yani. Ya neden zaten evet. yani? Sinema ya? yani sadece oradan bakmak zorunda kimse değil arkadaşlar. Bu baskıyı Bir atınca. eğlence olduğunu kaçırıyor muyuz acaba bazen filmlerin, sinemanın? Evet, bazen de sadece eğlence olduğunu düşünüyoruz. O da yani bir tuhaf. Yani sadece eğlencedir belki bu arada. Nedir sinema? <laughs> sinema insanı, insanı, bu onun tiyatro. <gülüyor> <dövülüyor>. <gülüyor> sinema konuşalım. bir şenliktir diyelim. Ee, buradan tüm güzel lan. zaman geçireceksin daha aslında. Ya. Başlayalım. Başlamış evet, da olalım. Evet, başlayalım. 10 numarayla başla. Kefernam. Kefernam. Abdan diye <laughs> söylüyorum. Evet, laf diye söyledim. Düşüp attık mı ahla? Ali sağdak mesela. Baba abi diye onun خلفه. Ama şeye geleceğim. Nedir o? Şimdi onun söylediğine karşı geleceğim. Yani böyle büyük bir şey olmadan da acayip bir film olmuş mesela. ya. Evet, büyük bir film bence yine de ama ama yani tabii ki bir asla lord of the Rings değil de duygu olarak duygu olarak duygu çok olarak. büyük bir film evet, evet doğru evet. ben mesela boğulacak gibi oldum kefarnalımız derken artık bir nokta yani in üzerimizden ya artık bu hikayeyle ilgili üzerimizden bizim inilsin Hani çok acısa geldiği tarafları da oldu bana acısa evet. edilmiş miydi sence film ya, bence en büyük ben özelliği mesela acısa noktası... edilmemiş oluşuydu. yani orada ha. o kadar çok altını çizebileceği şey vardı ki o kadının Hı -hı. yönetmenin yapmamış Bence herhalde. çıkış noktasının bir çocuğun ailesine beni neden dünyaya getirdiniz diye dava açmak istemesi çok iyi bir çıkış noktası. Yani Arkası. bütün yoksunluğun içinde doğmuş bir çocuğun hikayesini anlatıyor Kefarnam bu arada izlememişler. Ve için. yok mudur mesela? Dünyada? Ya vardır dünyada, tabii ki. Var. Ya bence zaten o meseleyi anlatma biçimi olarak çok iyi bir yerden yola çıkmış gibiydi benim için. Bir noktadan sonra artık yani hani başlarına gelmeyen felaket kalmayan bir aile hikayesi o bir yerde evet. de yani. Ve ailenin haksız olduğu aslında. Evet. Hani hep bir aile haklıdır ya bize de aile de Aile her ya, evet her zaman hani kazanır. Ergen falan. çocuk onu anlamaz sonra aa benim annem böyle böyleymiş. Hayır evet, öyle evet. değil haksız aileler de var üzerinden. Evet büyük bir sertlikle onu söylüyor zaten evet. ailenin bir savaş alanı olduğu ailenin seni geride bıraktığın bir şey ol, olması gerektiğini falan falan bir şekilde ima ediyor. Eğer öyle bir ailen varsa tabii. <laughs> evet. Bu arada. Yani Güllük gülistanlık bir ailen varsa da bir noktada geride bırakman gerekmez mi ya? Yani şey olarak, yetişkin... Ya, psikolojide şey var, var, onu biliyorum. Hani babayı öldürmek diye bir kavram var. O babayı öldürmek değil tabii Hı -hı. ki de yani geride bırakmak söylediğin evet. nitelikte babayı geride bırakmadan erkek için geçerli galiba bu. Kendin birey tam olarak olamıyorsun gibi bir kavram var Hı -hı. aslında. Evet dediğine geliyor. Evet. Hayatta sana bir de bazen ne erkek... Ne kadar çocukları... eğlenceli şeylerden bahsediyoruz ya, ya. Gerçekten de bu hafif liste olduğu çok iyi oldu. <laughs> bu olduk. bahar Kaperna akşamında. Köpernem'le başlamış. <laughs> Tabii. E, Nadine Labaki reis. Yani o zaman Şaban ol, Şaban diye ikinci film. 9 <laughs> numaradaki filmimize dair bir ipucu mu artık? Bir ipucu mu? Bir ipucu. Ee, şöyle bir ipucu ile mi başlayalım? Ne no, var? İstediğinle başlasın. Şunu söyleyebilirim. Bu filmle ilgili. Ee, hani Yahudiler çok Acı çekmiş filmleri vardır ya hı hı. ki katılırım evet, evet yani o zamanın koşullarında onu savaş ya da işte Almanlar böyle yaptı değil de gerçekten bir birey üzerinden anlatabilmiş o yüzden benim için çok özel olan bir film. Hmm. yani Gerçekten bireyi anlatan. Alman insanı bir bireyin mi? Yok, yok şey e, aslında Polonyalı bir Yahudi'yi anlatan ama bu adam. Piyanist Piyanist. Çok yani bu filmin o şeydeki özelliği insana anlatıyor oluşu bende. Evet. Bir tane tek birini. Evet, piyano sanatçısı var ve bu Polonyalı Yahudi değil aslında. Hollandalı bilmem ne araba satıcısı da olabilirdi. Hı -hı. Üzerinden anlatıyor. O orasını çok seviyorum. Ondan sonra Evet, kocaman bir trajedi aslında. Yani çok kocaman. Yani evet. Dünya Savaşı kadar büyük bir trajedi. Aynen tek bir tek birinin acıları üzerinden. Yani zaten tek birinin acısı. Aslında ama tek biri de değil işte o. Yani evet, filmin tabii. yapmaya çalıştığı bence bir kişi üzerinden anlatmak değil. Aslında evet, evet. insan kadar çok insan üzerinden anlatmak yapmaya tabii, tabii, çalıştığı aynen. şey. Ya zaten her zaman. Ya bırakın ya savaşmayalım <laughs> abi. Ne yapıyoruz biz gibi bir aynen. duygusu var filmin. Ya zaten böyle o savaşın anlamsızlığı üzerine yapılmış en iyi filmlerden biri olması bir yana. Bir de böyle hani e, durumu vehametini anlatma biçimi açısından da ilginç bir yerde duruyor bence. Çünkü her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışan da birinin hikayesi ya. Yani hani o şey duygusunu da yitirmiyor. E, o kayıp duygusuyla çöküp hayatına son vermeye ya da şeye yaklaşmıyor yani. Her zaman hayatta kalmak, mücadele etmek, her şeye rağmen ayakta durmaya falan yani çalışan da bir adamın hikayesi. Şey de yapmıyor bu arada yani kardeşi daha... Savaşıyor muyuz? Savaşalım o zaman kafasındaki yok, bir adamdı. Evet. Bu bir onu de. da yapmıyor. Evet, yani evet. savaşa karşı duracak bir şey yok. Onun silahı yokmuş gibi. Evet. Yani savaş onun silahı olmadığı için piyanosunu da bir yerden sonra kaybettikten sonra çırılçıplak kalıyor adam orada. İşte o filmin son sahnesi ya da sondan bir önceki sahnesi Hı -hı. miydi? Yani çık dışarı, çıktı dışarı ondan sonra e, silah doğrultmuşlar. Ee, şeyler, naziler gittikten sonra artık onu savunan insanlar. O zaman niye Alman paltosu giyiyorsun? Lan üşüyorum diyor herif yani. Evet. Üşüyorum çünkü bunun bu kadar basit bir cevabı var. Oradan bir insan Kötü diyor. oldum. Bet <laughs> 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 başladı. Engin ne yapıyorsun? <laughs> İnanılmaz sadece trezediler ve acılar üzerinden bir liste hazırlanıp gelinmiş Filmler ya. Filmler öyle değil mi ama? Oh vallahi şimdiden şiştim ya. Ee... tamam. Bakalım. Senin bilmediğin bir şeyle karşına çıkabilir miyim diye düşündüm. Senin bilmediğin ve benim gerçekten sevdiğim Tabii ki. Yani Tabii çok zor bir ihtimal değil. Gayet olası. <laughs> Gelelim mi üçe? Evet, buyurun. Hemen ismini vereyim mi? Bu bir belgesel bu arada, Hı -hı. geçerli mi? Tabii ki. Okey. Ashes and Snow, biliyor musun? Evet, biliyorum. Tabii ki biliyorsun. Ama izlemedim galiba Ashes and Snow'u. İzledim ya da Neydi? Neyle? Bir şeyle karıştırıyorum şu anda galiba. Gregory karıştırıyorum. Yok yok, izlemedim. İzlemedim. Fotoğrafçının mi? hikayesi Fotoğrafçının, mi? Fotoğrafçının hikayesi, hayır. aynen. Ee, bu adam bu belgeseli çektiği coğrafyada 8 yıl önce kalıyor. Fotoğrafçı zaten Hı -hı. bu arada ondan sonra. Bir ön araştırma Hı -hı. gibi geçiriyor o zamanı. 8 yıl boyunca hem fotoğraf çekiyor hem o bölgeyi tanıyor ve artık o bölgede bir şeyleri birleştirebilir hale geliyor. İzle tavsiyemdir. Hı -hı. Ee, yani 3-4 yaşındaki bir bebekle e, böyle bir 2-3 yaşlarındaki çıtayı birbirine sırt sırta yaslayabilecek de hale hmm. geliyor. Ve görüntüleri benim dünya üzerinde gördüğüm en iyi görüntü yönetmenliğini gerektiriyor galiba. Üf. En iyi diyorum bak. Biraz şey abartarak. İnanılmaz. İşte bir yerlerde bir davul çalıyor şu an <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, çok iyiymiş İnanılmaz. ya. Ya ve şeyi de var tabii. Bu arada felsefesi de var kendi içinde. Nereden geldik, nereye gidiyoruz Hı, gibi bir tabii kavramı ki. da var kendi içerisinde. Ama bunu da şeye düşürmeden anlatıyor. Böyle bir e, dini felsefe gibi bir, de böyle böyle muhakkak, ya, gibi bir yerden değil. Doğanın mucizeleri ve böyle her şeyin falan gibi bir yerden değil. Yani görsel şölen aslında. Muhakkak. Evet. Belli ki. Aa, çok iyimiş. Galiba bu program tarihinde ilk kez henüz izlemediğim bir filmle karşılaşıyorum. O öyle. Ee, çalıştım. Benim adıma, benim adıma çok kötü bir anı falan. Ama muhakkak. gerçekten benim de hani izlek anlamda <laughs> en sevdiğim şey olabilir İki tane kedim vardı benim. E, ee, hala var gerçi de. Bir tanesi kül, bir tanesi kar bu şey yüzünden. Şim Belgesel yüze. yüzünden. Aa, evet. evet. Külle kar. Onları Ve fil sevgim de biliyorsun. Duygusal bir ağırlık eklenmiş o kedilere. <laughs> evet fil, fil seviyorsun <laughs> sana hakikaten çok. Ve da. o kadar çok var ya o partta. Hmm. Şunu hemen izleyeyim ya. Hemen izle. Müzikleri falan inanılmaz. Ay. Çok iyi. Arkadaşlar hep birlikte 8. sıradaki eşsiz and Snow'u hep birlikte izliyoruz. Hemen. Ne Yediye. yapıyoruz? Geliyor mu? 7'ye geldik. 7'ye. Önce bunun açıklamasını evet. yapmam evet, lazım. buyurun. bu Belki film... hafif <laughs> <laughs> Sevgi. Bu film Caner'in listesindeydi aslında. Oradan ha. çalmak zorunda kaldım. Evet. Hmm. Yok o kadar kötü değil. Recep Fedik 3 mü? O kadar Hayır. kötü değil yok. <laughs> <laughs> Caner'i karalıyor. Ee, ya bu film muhtemelen şöyle bir başlangıç yaptı film hayatına. Pfizer'ı biliyorsun, ilaç şirketi. Hmm. Bunun gibi birkaç şirketin birleşip aslında biz bir reklam filmi çekelim gibi bir film bu. Ee, aslında Viagra'nın büyük bir reklam filmi bu. Hmm. Ve channel listesinde mi? Yani kişisel listesinde mi yoksa... <laughs> Bana söylemişti, sordum ben programdan önce hani hmm. ne var falan diye, abi bu çok iyi dedi. Ama ilacı mı söyledi, şeyi mi bilmiyorum. Muhtemelen ilacı söyledi. <laughs> Canım burada yüzüne karşı laf sokuyor olmamız çok iyi bir şey gerçekten. Onun telefona bakıyor ya. olur şu aile. Tabii, evet, tabii çok. Yok yok şey yani bir, bir sağlık problemi olan bazı insanlardan bahsettik. <gülüyor> 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 love and Other Drugs. Ha Canım insanla evet. olmayan bir film. Ne diyorklar? <laughs> I love you. What? I've never said that to anyone before. Are you okay? Love <laughs> and Other Drugs <laughs> mı? Yani. Ha şimdi hatırladım filmi? Jake Gyllenhaal olay o... o... şey. Evet. Annette Way. Aa çok tatlı. Ya bu film bayağı <laughs> çok şey tatlı edeceğim. bir filmdi Aa, ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet evet. Yok güzel. büyük, büyük sabun köpüğü. Evet evet. Ama büyük sabun köpüğü olurken muhtemelen şey diye başladılar. işte büyük bir reklam filmi ve Cecily'nin en ablaya böyle büyük paralar vererek, beynim, yaptıralım. E, hani gelin buraya da oynayın falan dedikleri ama artık yönetmen mi öyle baktı, senarist mi öyle baktı duruma bilmiyorum ama çok içinde şeyler barındıran nedir o çok insan İnsan durumlar barındıran bir hikaye çıkmış oldu. Herhangi bir romantik komedi gibi değil zaten. Değil, Çok değil. dark bir tarafı olan bir film. Şey. Aşırı dark evet. bölümleri var. Yani kızın evet. Parkinson hastalığının o kadar genç yaşta duhur etmesi mi denir evet. ona? Zuhur, zuhur etmesi ya da duhur etmesi. <laughs> Neyse işte. ee, Evet. Çok acayip bir dram var içinde. Evet doğru. Bir de en yani abla biraz benim neyim e, crush mı deniyor? Evet. Biraz benim crush'ım ya. Yani olmayacak gibi değil. Çok tatlı bir ha, hanım. Evet. Jack Gyllenhaal da bir o kadar hoş bir bey. Nur topu gibi bir Gerçekten. çocuk Gerçekten. sarkıyor. Filmde de bolca yani nur toplarını görüyoruz ikisinin de. <laughs> <laughs> Ve o açıdan da iyi bir film. Fena değil o örümcek çok ısırıyor iyi. sahnesi falan. Pek çok sahne gayet iyi. Ben bir evet, açıp evet. ya şey hızlı hızlı. <laughs> <laughs> çok iyi. Okey. Yani ben böyle kişisel şeyleri çok seviyorum. Listelerde e, böyle hani herkes tarafından tapılınmayan ama ya benim kişisel olarak çok sevdiğim bir ya film. Ya nedir mi? ki işte IMDb'nin ilk onunu açsan buraya getirsen biraz evet ya, şey gibi sıkıcı. sanki. IMDb'nin ilk 10'u onu da biraz. çok sıkıcı ya. Biraz da sıkıcı bir IMDb'nin ilk Bir kere Showshank Redemption'la başlayan bir liste olur mu ya? Ve yani Lord of the Rings'lerin de birçoğu falan. <laughs> Aa ben çok sevdim. Ben sevmem anlamında söylemiyorum. Ha, da ha, ilk sıkıcı, 10 film evet. filmde midir yani? Tartışmalı. Herkesin ilk onu kendine kendine. Diyoruz. Herkesin ve liste. tuttuğu liste kendine. Herkes aynen öyle. Evet. Herkes eline koluna hakim olsun ve 6. sıradaki filme doğru şöyle bir e, dönelim. Bir şeyle. <laughs> Şüphe yapıp bir şüpheyle. Şey gibi Korhan Abay gibi sunuyorum şu an bu programı. <gülüyor> <gülüyor> Her şey birbirine bağlayalım. Gelelim bu filme. Evet. Hemen söyleyeyim mi? Yoksa Nasıl, tahmin etmeye bekleyeyim. Tahmin etmek elhanceli ya. Bu bir psikolojik deney filmi. Does experiment Kesinlikle. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Selected subjects will be divided into two groups. Guards and prisoners. <laughs> of çok severim ya. Aynen. Ama tabi şeylerin, Almanların çektiği. Evet. Aynen. Maurice Blabtrue mu ne? Adamın söylediğini nasıl okunduğunu bilmediğim çok sevdiğim bir Alman oyuncumuz oynar başrolde. Hmm. O ufak tefek olan Evet. Round Ola Round'a filan da Aynen. kızın sevgilisini oynayan. Yani o film de işte yine insan yönünden gidiyoruz ya. Evet. O da insanı çok acayip bir yerden anlatmış bence bir film. Doğru. Özellikle şey sahnesini hatırlıyorsun. Bu aslında daha sünepe başlayan deneye abinin Guardian Guardian olduktan, gardiyan olduktan sonra. sonraki ereksiyon sahnesi falan. Evet. Film şeyi anlatıyor. İşte bir bir grup insan bir deney için seçiliyor. 12 kişi ve deneyin ne olduğunu bilmeden bir sözleşme imzalarak. Giriyorlar içeri ve aslında bir hap e, hapishane deneyi gibi bir şey olduğunu anlarlar. Bir hapishane e, şeyi kuruluyor oraya, platosu kuruluyor. Ondan hmm. sonra altısını rastgele mahkum mahkum altısında gardiyan yapıyorlar. Ve ondan sonraki yaşayışlarını e, gözlemlemek istiyorlar. Ama olaylar işin çığırından çıkıyor tabii. Evet, İş tabii çığırından çıkıyor. Tam olarak ve olaylar gelişir filme. Aynen öyle. Evet çok eğlenceli Seyir ki de çok yüksek bir film yani şey açısından. Tempo, ritim ve... Evet, ee, olayların evet. garipleşmesi açısından ama evet insan psikolojisi üzerine tam da şey bir film nokta atışı yani bize öğretilenlerle bize verilenlerle yönlendirmelerle insanın ne hale gelebileceği ya da kendini ne hale sokabileceği üzerine. Gelelim 5 numara. 5 numara. evet. numaradaki film senin aşırı merakla beklediğini bildiğim ondan sonra izledikten sonra da. Of, bu muymuş ya? Aa. Allah da bunun belasını versin dediğin film. Herhangi bir film yani neredeyse. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 filmden 9'u. <laughs> Allah Allah. O neymiş bu ya? Yakın tarihli yakın o Yakın tarih. Çok yakın tarih. Tahmin edilmesi de çok kolay. Ha. Allah Allah. Ha Joker. Joker reis. <gülüyor> <gülüyor> One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Joker Reis güzel. güzel. Top taze bir listemizde top taze bir yapım. Evet. ya yani Joker Reis'i de ilk onu alır mıyım? Belki hani IMDB'de şey vardır ya ilk çıktığı zamanlar puanı Hemen, çok yüksek evet. olur mantığı vardır ya evet. yüklenir hesabı. Belki o kadar çok yeni izlediğim için böyle hissediyorum. Bilmiyorum ama bir kere DC aşığı değilim. Marvelcimsin. Marvel, Marvel aşığı da değilim ama yani hani DC hiç değilim. Evet. Yani zaten olmamamız Batman... için elimizden el, ellerinden geleni yaptılar. Evet. Batman aşığı hiç hiç değilim hı hı. ondan sonra. Öyle süper kahraman mı olur lan falan kısmındayım hatta evet, süper ya. Süper bile değil zaten galiba. Kahraman bile değil. Evet. <laughs> Neredeyse. Yani. Gelenin tokatlayan Tatar Ramazan gibi bir adam o. Biraz evet ben ilginç ben bir şey. tip ya. Bir de bana bir tık kibirli geliyor Batman. Zengin o yüzden de kılım sadece zenginliğiyle ilgili değil de tavır devamlı, olarak lan sana mı kaldı yani gibi bir... Lan bir zenginliğini göstermeye çalışıyor gibi değil mi? Hani var var çok havalı her şey. Hani o kostümündeki o parlaklığı bile falan. Evet evet. Yani ben diğerleri hani Supercar şey. falan falan ama yani Spider-Man kendi çizmedi. Çok işe yarayan bir diye. arabayla gitmek yerine çok güzel bir arabayla evet, gidiyor evet. falan. Kesinlikle mesela. bir caka var işin Kesinlikle içinde. Kesinlikle çok zengin. Yani Türkiye'de olsa ben Nusret falan olabilir. Ya <laughs> ayaklarım. <laughs> 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 Batman. O <laughs> böyle yani... Böyle Nusret çıksa Batman şaşırmam yani, ha okey ya, mantıklı. Nusmen. Nusmen, evet aynen öyle. Ayy, nerelere götürür Çok kötü, çok kötü. Bir de hani et tokatlama üzerinden evet, de benziyorlar. Şimdi bu Joker, neden Joker, neden bu listede? Ee, dedim ya DC aşığı değilim, Batman aşığı hiç Hı. değilim. O taraflarından bakıp, ya ama Joker'de işte kahramanlaştırmışsınız adamı falan gibi bir dramaturjiye girmeyeceğim. Bir adam var başından sonuna kadar izlediğimiz ve haklı haksız diye bir şey söylemiyorsun. Ne senaryoda ne yönetmen hmm. bakış açısında Bu adam haklıdır demeye çalışmıyor bence yönetmen. Günün sonunda oraya hmm. çıkıyor belki ama. Ee, ve yine diğer filmlerde bahsettiğimiz gibi biraz daha akıl hastalığı özelinde söylüyorum. Özel bir hmm. adamı çok iyi anlatmış diye düşünüyorum. Evet. Ve adam çok acayip oynamış ya. Çok evet. O zaten mecbur. <laughs> mecbur artık. Çok, çok acayip. ya anladım. Bir de Jared Leto'dan sonra hani böyle herif ya arkadaşlar bir açılın bakalım ben bir oynayayım şu Joker'i. <laughs> şunu itiraf edeyim mi? Jared Leto'nun oynadığı Joker miydi diye ben filmden çıktıktan Hadi sonra, be bu Joker'dan ya. çıktıktan Hı -hı. sonra girip baktım. Hani Bilmediğim başka bir kahraman mı var acaba? <laughs> bu kim ya bu böyle bu diye. dişler bu... E, Gerçekten saçma, o Joker bu haklısın. değil mi acaba falan filan diye baktım. Oymuş maalesef. Yani milyonlarca insan da aşağı yukarı evet. bu sürünceme de kaldı. Yani kendi bildikleri Joker böyle bir şey değil galiba falan. Ya aslında ben o farklı yorumlama olayını seviyorum da... Sen ya... Niye sevmedin o filmde? Ya sevmedim diye ama ben sevdim filmi. Sadece yani bayıldığım bir film olmadı çünkü yani bana böyle şey geldi. Biraz senaryoda benim dertlerim var. E, rejisini çok sevdim. Çok evet. yani iyi anlatıyor. Herif zaten yani aklını kaçırmış gibi oynuyor falan. falan. Ki kaçırmış Ama, bence. Evet yani zaten kaçırmıştı ve de o yani onun bir sürü öyle berbat hikayesi var. Set de böyle bize nefes aldırmadı. Ay bu yeter bunun metoduna baktık. O da metalci reislerdenmiş. Evet ve böyle sete karakter olarak gelme olayı ya benim yani hayatta hmm. biraz yani oyunculuğunu sorgularım bir insanın yani. Sadece o teknikle oynuyorsa. Biraz şey gibi yani zulüm gibi diğer herkese. <gülüyor> <gülüyor> ya Philip hmm. Seymour mesela The Master'ı çekerlerken bunlar şey falan diyor. Yani sürekli olarak hani bir şey var, bir mesele var sette yani. Hani ben karşısındaki bir oyuncu olarak kafasını ranzaya vuruyor. Ve ben yani hani onun için endişelenmekten kendi performansımı aslında gerçekleştireceğim bir alanı yok ediyor. Ve <laughs> Fenix abiyle şey ilgili bunu Duymadım ben, sen duydun mu bilmiyorum da hani set'teki diğer oyunculara, set işçilerine, işte bir yönetmene şuraya buraya bir zarar verdi gibi bir şey duymadım ben hiç. Mesela çok, ıı Ama şeye çok katılıyorum yani metot oyunculuğu, <laughs> bunu çok uzun tartışmak lazım tabii, görmekle <laughs> lazım, buradan boş konuşmamak lazım da. Tabii. Jim Menendi'de, Jim Carrey'nin sete çektirdikleri, bir dakika lan sen kimsin? Evet. Pezevenk noktasına da getiriyor insanı hani, lan evet. sen oyuncuysan, o, da, o adam da oyuncu, o adam da yönetmen çok Aynen iyi bir iş çıkacak yani. diye ben sana katlanıyorum falan. Biraz yani o mobbing gibi oluyor artık yani. Setteki Gibiden diğer insan, biraz fazla. Bayağı yani. mobbing evet. Bir de yani Cimen Endi özelinde mesela o oynadığı Andy Kaufman'ın ailesi gelip böyle sarılıp ağlama noktası gelince biraz da rahatsız edici yani. Çok rahatsız edici. Evet. Ya Joker özelinde de senaryoya itirazım benim şey gibi noktalardan yani artık o kadar küçük Emrah filmi gibi ilerliyor ki yani gelen vurdu giden vurdu bu adamı hiç kimse memnun etmedi be bu hayatta. İşte hiçbiriniz de bunun yanında olmadınız zaten bunun annesi de hasta işte bunun e, bu da şizofren. Tam e... yani part part konuşursak bu adam kimle karşılaştı ki şimdi bütün filmi konuşmayalım ama yani bir e, metrodaki adamlarla karşılaştı. Ondan sonra Ama daha zaman filmin açılışında sokakta hiçbir neden yokken dayak yiyerek başlıyor. Yani hani böyle Başka biraz bir filmin gibi. böyle bir part olsaydı da inandırıcı gelmez miydi sana peki? Yani orada 4-5 tane Yok. çocuğun palyaçoyla dalga geçiyor onu da. olmaları. Yok o okey yani. Bir tek bu olsa okey. Ama sonra mesela iş yerindeki arkadaşları da bununla... E, dalga geçiyor işte bilmem ne de ona onunla dalga geçiyor işte ya genel olarak böyle filmde bir şey hissettim o karakter Hı -hı. üzerinde yani gidiyor işte mesela işte babasının babası olduğunu düşündüğü kişinin karşısına çıkıyor oradan da tokatlıyor herkesle e, ilişkisi ve tavrı yok mu bir tane iyi insan be evet tam o ya. yani doğru, tam doğru, e, biraz doğru. böyle 70'ler çam şeyi verdi bana hadi öyle olmasa bile yani böyle sadece haklılık üzerinden akan filmler zaten beni boğuyor. Onun hmm. dışında da şey gibi bir durum var. O şizofren parti falan benim biraz moralimi bozdu. Yani hafif de utandım. Hani meğerse o kız öyle değilmiş falan hmm. falan. Yani bu spoiler sayılmaz bu arada filmin ortalarında hmm. bir yerinde. Gerçi ama. Yani bu çok fazla geldi bana. E bir de zengin düşmanı buldum filme. Yani biraz açıkçası. Hani sırf zengin diye böyle bir kapitale başkaldırma biçimini doğru bulmadım. Yani o mesela metrodaki e, terör anını herhangi bir ortamda da yaratabilirsin ama onun bir anda bir corporate'ın çalışanları olması ve oranın başındaki herifin de işte Bruce Wayne'in babası olması falan Hı -hı. E, şeklinde ve herif yani sanki Batman filmlerinde hep e, kötü adamlar itilip kakıldı şimdi kadar bir tane de Joker film yapalım orada Batman'e itip kakı gibi bir his aldım ben. Yani söylediklerinin neredeyse hepsine katılıyorum ama hmm. bir de hani bu filmin Gotham City diye olmayan bir yerde evet, tabii, geçiyor oluşu ve yani hani orada da düzenin gerçekten öyleymiş de hmm. gerçekten zenginler bilmem ne tabakasında yaşıyormuş, fakirler. Evet. Çok kötü düzeyde yaşıyormuş ama fakirler hmm. çalışıyormuş, zenginler kazanıyormuş gibi bir durum olursa evet. dünyada da bir sürü örneğini görüyoruz. O eylemler oluyor evet, aslında. Evet. Zenginliğe karşı bir düşmanlık besleniyor. Tabii yani. ki evet. Siyaset ya Bunun bu tamamen mi? kurgu bir dünyada kendi adaletini kendin bazen yaratmak zorunda kalırsın bunu söylemesi de beni bir tık rahatsız etti ama beni rahatsız olmakla ilgili hmm. bir derdim yok. yani Beni rahatsız etsin zaten film. Okeyim yani. Hmm. Ondan herhangi bir şeyim yok da. Ne bileyim ya ben çok yükselemedim. Ben oynayışına bir ilk iyi, alırım şu tüm. an. Evet, evet, çok Ve iyi, çok o iki sahnenin doğaçlama olduğunu öğrendikten sonra... Bilmiyorum, dans sahnesi mi? Dans sahnesi. Evet. Çok iyi gerçekten. Orada dans şey, sahneleri çok iyi zaten. Doğruysa işte. eğer şeymiş, görüntü yönetmeninin anlattığı hikaye. O sahneyi hatırlıyorsun. Hı hı. E, Merdivenlerde e, ve merdiven, tuvalette. Tuvalettekini söylüyorum. Hı hı. Tuvaletteki işte şeyle babası olduğunu zannettiği adamla buluştuktan sonraki sahne olması lazım. Bir, okay. bir kilit anı hı hı. ve elinde işte silah var ya belinde hı hı. devamlı. Onunla işte intihar edecek ama e, silahta mermi yokmuş. Oh. Senaryo böyleymiş. Ha. Evet. Öyle evet. düşününce ne kadar boşa düşüyor yani. Evet bu arada. Ay ne ha. kötüymüş kötü. ha. Ve son olarak şey Tri inanılmaz yani bu adamın akıl hastası ya, aklında olan bir arıza yüzünden siniri bozulunca gülüyormuş. Hani Joker biliyoruz evet. 100 yıldır gülen karakter. Ama bu sebeple gülüyormuş gibi görünüyor oluşu hmm. da büyük bir trikti ve ilk defa kullanılmış. Bence de evet. Yani Joaquin Phoenix özelinde de mesela You Were Never Really Here diye bir film vardı bir önceki. Oradaki performansı mesela çok daha tercih ederim. Çünkü yani daha böyle tedirgin edici ve yani bana çok güçlü gelmişti. Ama burada hmm. yani zaten Halife dair konuşacak hiçbir şey yok bence iyi oyunculuğu konusunda yani evet. Bir de adam şey nasıl? demiş, e, bu tavşan dudak deniyor galiba ona hmm. e, hastalığına. Hmm. E, çok işime yaradı. Bana acımak istediklerinde onu ortaya çıkarttım. Hmm. Benden korkmak istediklerinde onu ortaya çıkarttım gibi bir şey var. Gladiatör'de şey oynuyordu değil hmm. mi? Şunu. E, evet. Orada mesela ne kadar irite ediciydi herif. <laughs> evet. İyi oynadı, kötü oynadı üzerinden çok söylemiyorum. Çok seviyorum orada. ben oradaki performansını. Bayağı yani çok iyi bir oyuncu ya. Kariyerinde böyle yani 5-6 tane aşırı iyi performans var. Hürri hmm. izlemiş miydin mesela? Evet. Hörde yani ne yapıyor ya? Aynen. Yani çok iyi gerçekten. Aa Hörde listeye girermiş bu arada. Anca, anca evet, çok seviyorum. Olmayan birine aşık olmak. Evet ya da yani ona o kadarla aşık olmak. orada evet. ben mesela Scarlett Johansson'ın performansını da en az adam kadar seviyorum bu arada. Sadece Ses sesle. Ses performansını. Evet yani inanılmaz bir şey yapıyor çünkü yani. o filmi baya %70 falan evet. düşer herhalde. Tabii %100. Cilveçi <laughs> falan var. Evet tabii ki. <gülüyor> yüzde yüzde. <gülüyor> bir de onu nereden aldı acaba? O, o performansı nasıl bir yerden aldı? Lanet Duydu olası falan diye bir dubleş oldu. Eyvah. Bir yani. <laughs> Dört numaraya geldik. Yine bu Love and Other Drugs üzerinden o kadar değil ama sabun köpüğü bir film hmm, aslında. Okay. Ama e, yine beni başka bir yerden alıp başka bir yere götürdüğünü düşündüğüm aslında bir çocuğun hikayesi. Hmm. Müzisyen, anne bir ve babanın e, hmm. daha nasıl sana müzisyen anne babanın müzisyen bir anne baba vardır ve e, bunlar birlikte olduktan sonra bir şekilde ayrılmak zorunda kalırlar. Ondan sonra kadın çocuğu doğurur ama doğurduğunu yani doğurduğundan haberi yoktur. Şöyle ki öldü zanneder doğumda. Oh. Agus The music. I thought if I could play they would know I was alive and find me. Aa ben mi bunu. Aa inanılmaz. Ne diyorsun? Çok i̇ki. iyi bir yere gidiyoruz. <laughs> of. Melik Şah 2 var mı daha önce? Ay, o film iyi bir film var ya. Var mı Melik Şah 2? Yok hiç yok. Bir yok i̇ki ki. Hiç yok. İnanılmaz ya. A, liste, listeye bakın arkadaşlar. Biraz sinirlerim <laughs> oldu. <oluyor. gülüyor> ha hatta şey oynuyor ya. Sinema Jonathan... ise iki tane film. Evet. Allah kahretmesin. Jonathan Rhys Myers miydi bu? İşte Tudor's'da oynayan evet, evet. abimiz Aynen. de şey. The Americans'daki hanım. Neydi o İsimlerini hakkında. gerçekten Festi. bilmiyorum ya. İkisinin de ismini bilmiyorum. Kaba o yani emin değilim. Çocuk şey. Bizim mucize doktorumuzun e, orijinalindeki... Evet, Freddie Highmore. The, The Good Doctor mıydı? Good Doctor. Evet. Orada oynayan çocuk. Freddie Highmore evet. Bates aynen. Motel'de de oynadı sonra. Aynen, falan. Aynen. E, film... Şimdi hani bütün filmi anlatmayayım da işte dediğim gibi Hı -hı. birlikte olurlar ve müzisyen anne baba ondan sonra e, genetik olarak çocuğa bir müzik aşkı geçmiştir Hı -hı. vesaire vesaire vesaire. Yani ikili koldan başlar, tek çocuğa iner film, tek çocuk üzerinden tekrar o kaybolan iki kişiyi birleştirir hmm. gibi bir e, şeyi var, modu var. Ve şeyin ismi neydi? E, Whiplash reisin, Whiplash'i çeken abi. E, yönetmeni abinin, mi? Evet. Şey, e, ay dur neydi herifin adı ya? Damien Yılsaz Okay. O abinin hani yani ondan başkası çekemezmiş gibi bir mod hmm, yaratıyor evet, ya çünkü doğru. müzik ve ritim evet, başka doğru. bir şey var onda işte lalala Lala Lank, eden o aynen o bir tane hatta kamera arkası videosu düşmüştü. Böyle görüntü yönetmenin omzuna dokunuyor. Bir oraya dönüyor, bir oraya i̇şte dönüyor yani sonra o, sonra o adamın çok da genç de yani bizlerle Evet 28 yaşındaydı bu Aynen. Bir sinir bozucu. Bu filmde de biraz öyle bir hikaye var. Yani hani müzik bilmeyen biri, hmm. müziğe aşık olmayan biri çekseydi herhalde çekemezdi ama aşık demek ki ki böyle bir film çekti üzerinden bir hmm. şeyi var bence hikayesi Aylığına var. Ben izleyeyim şunu bir ya. Bizi ben izleyeyim. hiç bu yan böyle övüldüğünü duymamıştım daha önce. Ee, çok hoşuma gitti bu. İzledikten sonra mmm. Allah kahretsin <laughs> <laughs> seni engin. <laughs> İzleyip böyle şey Ay bu nedir ya böyle. <laughs> şöyle fotoğraf atar mısın? Bunu böyle atarım. Böyle bir meran katarım. <laughs> Üç numara. Evet. Bunlar biraz aslında Türk sineması olsun diye eklediklerim. Hmm. Şöyle Türk sineması olsun diye. Bence yapılmış güzel işler var. Biz aslında biraz yermeye niyetliyiz ya. Evet Bizi. ya. Çıkıp çıkıp YouTube'da falan program yapıp mesela o hafta gösterme O şöyle şey yapan değil Böyle mi şey çocuk? Yapan <laughs> çocuk falan. Hiç bahsetme ondan. <laughs> Gerçekten. Ya ben kurgu yaparken falan bazen izlemek zorunda kalıyorum. <laughs> Bir de o çocuğun sesi boğuk. O çocuğun sesinde bir şey var ya. Var. Bir kimileri böyle... çok seviyor kimileri nefret ediyor. Sabah var mı? Ben var bat. R'leri S'leri tıslıyor bir de. <laughs> Tıs reis. <laughs> Tıs reis. <laughs> Tıs reis ya. <laughs> yakın Yine tarih Yakın tarihten başlayalım hmm. ona da. Güzel. 2010'lar mı? Bu programda konuşuldu bir kere. Of yoksa Nuri Bilge Ceylan reis mi? Hmm, yani olabilir tabii de şu anki o değil. Ha o değil. Ee, bu programda konuşulduğu şampiyon değildir diye tahmin ediyorum. Şampiyon, şampiyon, şampiyon mu? Aa müthiş. Siz... Sana küp atı önden koştur dedi lan. batıyor hayvan. Yarın sabah şifreye gelirsen sana bir teklifim olacak. Ay şampiyon, şampiyon, bu program tarihinde İki ikinci kere. kez izleyelim. <laughs> <sayın. gülüyor> Arkadaşlar inanır mısınız ki yani yanlışlıkla da olsa şu an listemizin 3 numarasında şampiyon yer alıyor. Öyle bir üçümüz yok bizim. Hayır, İlk 10'undan biri. 10, bir 10 da olabilir, evet, 7 Biz bir sıralama Ama yapmak Ama güzel filmdi. Diye. Vallahi çok, çok güzel film. Ben de bayağı sevdim. Yani, yani, çok eli yüz düzgün, tertemiz bir ana akım sinema örneği olarak yani keşke Türkiye'de ana akımda sadece böyle bu prodüksiyon kalitesinde işler üretilse dediğim bir film. Evet. olarak Bir de hani beceriksizlik konuşacaksak beceriksizliğimizi e, yeniden bir şey yaratma üzerine konuşabiliriz. Yani çok Hı -hı. katıldığım yerler var. Özgün senaryo yaratmakta Hı -hı. bence. Ama olanı yaptığımızda da çok fazla hikayemiz olduğunu da düşünüyorum. Bu da o hikayelerden Kesinlikle. biri. Bence de. Evet, çok iyi hikayemiş. Benim hiçbir fikrim yoktu bir Değil de. Sen yani biliyor yani, muydun daha önceki Ben hikayesi. biliyorum çünkü hani ben çok seviyorum TJK TV diye bir TV vardır. Evet. Onu açıp uyurum ben bazen falan filan. Evet, evet. O dık, durumu... dık 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 uyuyorsun. Çok çok seviyorum. <laughs> atları atları çok seviyorum. At yarışını falan da seviyorum. O yüzden hakimdim ama bu derece hikayesine mesela. Karısının hikayesine falan tabii ki evet, hakim değildim. Ya, çok üzüldüm gerçekten. Evet. Ya atlar açısından da hüzünlü bir film. Tabii ki onlar koşturulmak zorunda bırakılmaları falan onların. Atlar koşmayı seviyor ama. Evet yani. Atları ama yani biri... koşturmazsan sıkıntı yaşıyorlar. Onları <laughs> evet öyle bir gerçi durumu. tamam orayı ben şey duyarı yapmayayım şimdilik de. Yani evet, çok hakim ya. olmadığım bir duyar. At evet, duyarı. Ama artık biraz yapmak isteyenlerin <laughs> yorumlara bekleyin. <laughs> Çok iyi bilmiyorum yani tabii ki bir adalardaki fayton rezaleti gibi bir duyarı olmadığına eminim de. Hayır yük taşıtmaktan bahsediyorsun evet, evet, sen ama. Evet evet yok. Yani At zaten koşmaya odaklı. Doğru. Hani bıraktığın zaman da koşan bir varlık. Evet. Ve at mutsuzluğunu çok biliyormuş gibi de konuşmayacağım ama mutsuzluğunu hemen belli eden dolayısıyla evet. yani, mutsuz olsa aslında yapmayacak olan bir varlık. Bir de galiba orada bir doping rezaletleri falan ee, esas burada olayı delirten, yani bu ya havası hali Spanak'ta delirten Ya da zehir şey. çıkıyor yani. Hani evet ya. bi, bir insan kötü bir şey yapıyor diye bütün o... Sektörü durumu... yok etmeyin diyorsun. Ya yani evet. yok etmek zaten elimizde değil de bir de boklayıp kafamızı çevirmek bana... Tabii, tabii. Ben Şu yeni internet dünyasındaki duyarlar... Öyle. Yani hepsi değil ama evet bazı duyarlar bazen gerçekten inanılmaz duyar tınlıyor. Yani evet, evet. duyar kasmanın duyar kasması. Diye bir şey var. Diye bir şey var evet doğru. Bilmiyorum ben tamamen dediğim gibi sonuçta ben Ağlayazırlı'yı izledim şampiyonu özetle. Evet evet. <laughs> Onu söyleyebilirim. Ve yani hani buralarda bu topraklarda çekiliyor oluşu. Ondan sonra Ahmet Katıksız'ın bence Bahmet büyük... Ahmet Katıksız bir... yani benim ana akım sinemada gördüğüm en heyecan verici yeni yönetmenlerden biri. Evet. Ya ben çok beğendim rejisini. Evet şimdi. evet evet. Özellikle de yarış sahnesi yani. İnanılmaz Aksiyon at yarışı günün sonunda. rejisi evet. gibi bir rejiyi evet, evet. kurmuş sıfırdan ve inanılmaz bir şey ve yani. tek başına koştuğu anlardaki rejiyi de çok sevdim. Çok sevdim ben. ben de. Yani nasıl kurdu o düzeni bilmiyorum ama. Çok iyi evet çok iyi. Bir sürü inanılmaz plan var o anlamda gerçekten teknik evet. açıdan da. E, oyuncu... oyuncu rejisi de gayet iyi. Evet oyuncular da bence gayet. Ben Ekin Koç'u mesela o filmle keşf, Yani çocuğu ilk kez. Görmüyorsun Çocuk ama. dediğim e, bu yetenekli oyuncumuzu ilk kez izledim. <laughs> e, bir filmde yani ve çok beğendim. Evet. Çok iyi bir performans yani ana akım sinemada yine böyle mumla aradığımız bir evet, performans. Evet. Ve yani filmin başlangıç sekansındaki halini özellikle daha Sivaslı olan hmm. halini çok çok beğenmiştim. Ee, Babasıyla kendisi arasındaki fiziksel farklılıkları nasıl bulmuştun peki filmin girişi Beyefendi nasıl yani bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> anne, anneye bakıyoruz belki. annesi de ama yani hani çok ekin koç doğurabilecek gibi bir anne değil de olsun olabilir. Olsun. Baba nasıl peki? Baba Bence baba ya. sessiz reis ya. yani. Evet evet çok etkileyici bir tip o. Evet. Bence de. Güzel yine bir şampiyonu övmedik demeyiz ya. <laughs> bir <sistemimizde gülüyor> yine da. bir 5 dakika sürdü. <laughs> evet. Bu arada yani düzgün bir film ya. Şurada ya size. bu film nedir kardeşim ya? Bu film. Doğru, i̇ki numara mı? Yani şey, sıradaki. Ya, sıradaki iki. aynen. Eyvah. Galiba bir kült klasik mi? Daha yani, geriye mi gidelim? Biraz ağlamışsındır eminim Aa, bu film izlerken. %100. Ben Buna kardeşime bir... Televizyon alamayacak bir <laughs> yer <yiyemeyiz. Gülüyor> Canım kardeşim, ya. Of, ne ağladım. Ya. Her izle En kral bir lokantaya gidelim, şöyle paşalar gibi bir yemek yiyelim. Hı? Tavuk da yer miyiz? Oo, hem de en alasını. Aynen. En büyüğü Ne filmdir ama? Ay çok güzel gerçekten. Çok seviyorum ben de. Şey, üçgeni var ya hani senaryo mudur, oyuncu mudur, hmm. işte yönetmen midir falan filan. Baktığın zaman doğru dürüst şey, bir reji yok orada. Şimdi günümüzde alıştığımız, evet, bilmem pan yapan kameralar, evet, var, evet. bilmem ne Yine ilginç tarzlar var benim hatırlamama, evet asla öyle bir, olağanüstü yani bir... Büyük büyük evet. şeyler, hareketler yok. Ama yine en başa dönelim, insanı anlattığın zaman abi çok acayip şeyler çok acayip. çıkabiliyor yani. O dönemin şartlarında <laughs> bir de. Bence de. Çok güzel kurmuş o yapıyı ya. Yani biri belki çıkıp bir rahatlıkla Duygu diyebilir ama yani ben Duygu yaptığını düşünmüyorum filmin. Ee, yani yer yer duygularımı inanılmaz şekilde <laughs> bıçakladığım <laughs> eminim ama ya mesela o şeyi hiç unutamıyorum. Hatta yani gözümün önüne gelince bile kötü oluyorum. Bu Adile Naşit'in camdan dışarı baktığını hmm, ve hmm. o kahramanla vedalaşma sahnesinden sonra yani inanılmaz bir sahne o. Bir de ben Tarık Akan'la e, Halit Akçatepe'yi aslında diğer o ikililer, üçlülerden hmm. daha böyle bir şey görüyorum. Doğru evet. Zeki ile Metin'in hani olduğu bir durum var ya evet. keşke o ikisini sadece ikisi olan kısmı hmm. daha fazla filmde izleyebilseydik abi, diye düşünüyorum. Ya. ya daha hiç adık olmamış bir ikili gibi onlar sanki. <laughs> evet, evet. Evet. Havalam <laughs> sınıfında da çünkü onlar body gibi aslında. Şeyleri çok yakın bence. <laughs> Enerjileri çok yakın bence, bence aslında. De. Çok aynen. iyi bir şey birbirini tamamlayan bir ikili hakikaten. aynen, var, aynen Üf, bir de Halit Akçatepe özellikle çok iyidir ya canım kardeşim de ben yani, çok beğeniyorum onu. Yani. E, bir de Luna Park sahnesine bayılırım. Neden o sahne de beni mahvetmişti. O çocuğun o mutluluğu falan. Ve şey vardır ya <laughs> ben çocuğuma bir flüt alamayacak mıyım hmm. demogojisinin evet. tam üzerinde duruyor aslında. Evet. Ben kardeşime bir televizyon alamayacak Alamayacaksın. Miyim? Ama alamayacaksın evet Hı. yani o dönemi düşünce benim babam anlatıyor yani. benim babam doğduğunda televizyon yoktu. Hani hmm. radyo yoktu falan filan o döneme de biraz hakimiz ya biz. Evet evet Kuşak tabii ki olarak. o yoksunluk şeyine de hakimiz aslında. Evet, tabii. Ben hakimim biraz aslında. Bir de onlar yoksul bir hmm, evet, tabii anasız ki. babasızlar falan. Öf, evet korkunç. Alamayacaklarına ya. da inanıyorsun yani. Tabii ki evet. Ve şey de dedirtiyor sana. Ben televizyon çalardım. Ne televizyon çalmak yani hani dünyayı yakardım dedirtiyor sana. Evet. Zaten Tarık Hakan'ı... Ay çölerim kendimi. <laughs> Allah kahretsin. Evet, Tarık Hakan'ı sürekli... Şuraya ağladı biraz. Ay evet ya mahvolduk. Bu ne biçim bir liste ya. <laughs> Müzik. Güzel. Yani inanılmaz. De... Cahit ee... Oben miydi? Cahit hmm. Oben diye yanılmıyorsam. O tema müziğiyle hepimizin yüreklerini deşen kişi. Doğrudur bilmiyorum. Mahvolduk. <gülüyor> <gülüyor> mahvolduk şiştik ve sonunda bu listenin... E... Son filmine geldik. Son filmi mi? Evet. Bir şey atladık mı biz? Ha, bir, yani son filmi sormadan önce istiyorsan hani başka bu listeye alamadım çünkü sadece 10 film hakkım vardı dediğin şeyler varsa yo, paylaş. Yok senden rica etsem 1-2 verirdim bence. diye. satan. zaten barak barak zorlu. 15 on, falan on iki. mı? 12. Oo. Zorlu ben el yiyemiyorum <laughs> 60'tan indirdim <laughs> diye. El yiyemiyorum ne? <laughs> Konsept bu. eleyeceksin yani. Ya o ama inanılmaz ciddi aldı ve çok haklı olarak yani bana da yani sorulduğunda deliriyor. Niye bu kadar ciddi aldı ki? Bilmem yani şey yani çok iddialı bir şey yani ben bunlar hayatım boyunca en sevdiğim filmler demek. Merit plan da kafayı yemişti yani gelen herkes böyle yani bir zorlanıyor. İzledim işte yani o o kafayı yenikliğine ne <laughs> <laughs> düşemeyecek. Yani. çok evet şey evet. bir liste yani arkadaşlar şimdilik böyle yarım sorsanız var. Ben çekerken bak. intihar etmiş falan yok öyle bir şey. Evet, yani. evet doğru yani. çok iyi. Son evet. filmimiz Son diyelim. Filmimiz. Son filmimiz ve yine bir Türk filmleri Hı -hı. şeyine geçmiştik üzerinden. Evet. Nuri Bilge Reis'in Tabii ki Bir Zaman Anadolu'da. Bir Anadolu'da. 20 senedir polisimde ne tipleri gördüm. Ya. İnsan mı hayvan mı anlayamazsın. İnsan değil misin oğlum. Allahsız mısın? Ne Ne acep? Mecbur. Üf, evet. Ya. Bence çok iyi film. Çok iyi. Yani deneyebilecek çok az şey var filmde. Evet. Film. Yani aslında bu arada şeyi de uzun uzun bir ara konuşmak isterim. İşte uzun uzundan aslında... Uzun uzun bakılan filmler iyi hmm. filmlerdir gibi bir algı var ya şu anda var mı var bence ya yani sanat filmi denilen şey sanat <laughs> filmi ne demekse ya diziler için de filmi... şey diyorlar yani dizilerde de hep uzun uzun bakılmasından şikayetçiler ya. O'nun şeyini biliyorum <laughs> ama, nedir o, neden olduğunu biliyorum çünkü 140 dakika, 150 dakika doldurmak zorunda olduğu hmm. için. E sinemada neden böyle diye düşündüğümde bir anlam bulamıyorum yani açıkçası. yönetmen tarzı hikayesini anlattığı... İnsan evet böyledir falan. falan yani evet de... Ya bazı yönetmenler kendi ritmine sokmak istiyor yani o o hikayenin o ritme ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Her zaman hani doğru olmadığına yüzde emin olduğumuz bir sürü film izledik de hmm. hani her bakışılan film yani iyi filmdir diye bir şey asla inanmıyorum ben de mesela. Yani hani şu ritimde bir filmi izledikten sonra aynı yönetmenden bu ritimde bir film izlersem evet. ki bu ritimde izlemek istediğimden emin olamadım şu evet. an. O hikaye <laughs> bence de <da. gülüyor> o ritimde e, izlemeyi sevdiğim filmleri programın başından bahsetmiştik aslında. Evet, evet. Burayı kol... <laughs> başa keselim burayı. <laughs> Yani o adamdan bunu da izlersem evet bu da var bu da var derim de yani hep o odaklılık ki yani bir zamanlar Anadolu'da da böyle atızıyla koşan bir film asla değil ama değil. mesela ama daha dol yani daha konuşan bir film. Evet. Daha diyalog ağırlıklı Retimli. bir film. Daha bir Ve film. de mesela ne kadar da zor bir film. Yani %70'i falan herhalde karanlıkta gece geçen bir film. Evet. Hani seyir açısından zor bir film. Epizodik gibi ilerliyor. Hani sürekli bir mekana gidiliyor. Sonra başka bir yere başka bir yere falan. Ve bir grup adamın hani aslında tek günde geçen hikayesi gibi bir yerden akıyor bilmem ne. Bir de buna çakal der ama... misin bilmiyorum ama yani hani normal seyirciyi, normal seyirciden kastım ana akımdan başka hiçbir şey takip etmeyen hmm. seyirciyi, aslında gerçekten böyle filmler de var. Tabii canım. filmlerine çeken filmleri ayrı bir saygıda duyuyorum. Ben, bence zaten mesela seyir zevki açısından çok e, bir fark yok. Çünkü şunun duyarını kasarım artık şu noktada. Bu YouTube ünlüsü mü denir ona bilmiyorum da. Hmm. Ya yani onların işemek, osurmak ve sıçmak üzerine çıkan fragmanlarından çıkan filmlerinin Hmm. Film zannediliyor oluşuna evet. birazcık duyar kasarım yani. Evet evet Kimse onlar bitiyor gibi ama ya onlar çok azizlenmeye başladı ufaktan. Bilmiyorum orada. Yani o balkona sıçan adamdan bahsediyorsun belli. Bir yani sürü. O kalıpta yani. Bir şey o yani <laughs> hani aç 10 tanesinin fragmanını. Evet, evet Bu bahsettiğim konseptteki. Çok yorucu. Ya yani onların youtuber Sanki olmayanı. Sanki şeymiş gibi hani... kültür bakanlığından onay alınırken böyle fragmanımız var ama osurmak yok ki burada falan diye vermemişler gibi bir halleri Fela, var. Gerçekten. Üçü olacak yani orada tokat. Çok, eser, çok, eser. çok evet gerçekten ben de yıldım. Herkes de biraz yıldı ama bu yıl mesela Box Office takip ediyorsundur evet. hani nasıl filmlerin iş yaptığını da görüyoruz. Bu yıl biraz o denge değişiyor gibi. Yani mesela atıyorum 7. koştaki mucize gibi en azından prodüksiyon kalitesi yüksek, hani iyi bir şey yapılmaya çalışılan. 7. koştaki bir... mucize de yani buradaki listeye girer miydi bu arada hani onun konusu açılmışken. Evet. Şeye çok saygı duyuyorum. Yani burada yapılınca oluyormuş'a çok saygı duyuyorum. Yani ben de belli çıtanın üstünde bir şey evet, ortaya koymaya çalışan herkesin işine çok falan saygı falan Demeyebilirsin, evet. çok normal ama yani bir konsepti var ve burada yapıldı evet. ve hani böyle bir uzaydan gelen parayla falan da çekilmedi biliyorum. Evet evet. Yapılıyormuş demek ki ya dedirtişine tabii tabii ya. çok saygı duyuyorum yani. Bence de ya yani bir de işte yani hani biraz daha eli yüzü düzgün bir film olması bile yeterli benim için. Yani He. o dediğin paketten biri olmaması. Yani öyle para kazanmak da çok kolay çünkü sinemaya para yatıran biri için. Hani hmm. buna işte iki osurma sıçma falan koyayım hani olmadı. Bu komedi film sadece öyle olabilirmiş gibi. Hmm. Ki bu e, hani adlarını hepimizin bildiği birkaç tane büyük isim de böyle tuzakları hep düşüyor. Hatta bazıların kariyeri sadece bundan ibaret de oluyor. Sadece youtuber'lar hmm. da değil yani. Hani Ondan hiç vazgeçmemek bana biraz yani hem tembellik hem arkadaşlar tamam okey o zaman sizden tamamen vazgeçiyorum ben de o zaman seyirci olarak. Çünkü siz belki daha farklısını yapmak gibi bir kaygınız yok. Ne onun umurunda mıdır bilmiyorum buradaki biri kaybetmek oradaki onu yakalamak varken. Tabii, Ama evet. oradaki onunla ilgili bir sorumluluk hissediyor muyum kendi içimde hissediyorum. Oradaki on yani sinemaya gideyim ve hiç yorulmayayım üzerine bir psikolojik tercihle bunu seçiyor. Doğru. E çünkü hani o bahsettiğimiz tokatlar, osurmalar, sıçmalar falan hani böyle kafamı buradayken de izlerim, buradayken de izlerim. Bir filmi izlemiş evet, olurum üzerine o. bir rahatlık aslında. Ya bayağı bir çok güzel bir sohbet oldu ya. Çok iyi. Ya ben o maskelerden çok istiyordum. Oldu. O maskeyle yapalım istiyordum onu. Ee, öylesini de yaparız. <gülüyor> 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 Daha böyle hani range'la Kim geldi sorarsanız. bilin bakalım. Evet kim geldi birin bakalım ya Allah bilirsiniz <laughs> belki sesinden tanıyanlar olacaktır. Bugün e, başkan Reis'le çok tatlı bir e, program oldu bence çok güzel bazı insanların hatları ben de vallahi tam bu şey e, programın ben bu de... noktasına geldi biz çekerken çok eğlenceli seyredelim Reis be ya resmen şey o noktasına geldi biz çekerken çok eğlenceli demişken biz böyleyiz adlı filmimiz. ne 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 evet ya Evet, bir de öyle bir şey var değil evet, mi? Evet, öyle bir şey var. Heyecan. 21 Şubat'ta. E... Niye uzak durmaya çalışayım ki ben senden? Kafam karışıyor falan diyorsun. Niye kafam karışacak canım? Arkadaşız biz. Ak göt kara göt keyif. <laughs> bu kadar atıp hani <laughs> bu kadar... tutanlar bakalım. Ya ben ne, senin ne üzerinden bakıyorum. düşünüyorum bunu. Ben benim üzerinde dev bir baskı var, canım, üzerinde de vardı buna. bence. Ama senin hani oraya buraya sallar halinden evet sonra. Ben filmle o çok filmek... bir ilişkim yok arkadaşlar. Ben çekmedim bana ne yani Ben bakarım her <laughs> türlü filmi. Ee, ama yani ana akım sinema içinde hayal ettiğimiz gibi bir film yaptığımızı düşünüyorum ben. Evet, sen de izlemiş halde söylüyorsun onu. Evet, yani ben böyle bir, yani mesela böyle bir dramedi olsun isterim. Benim için çok rahat mesela o bahsetmiştim ya işte sinemada oyunu, oyuncu olmak hı hı. hani ne olursa oyuncu olmak istiyorum sinemada gibi bir hı hı hı. tabirle. O yüzden içim çok rahat mesela bu film özelinde. Evet ya sen onu başta da söylemiştin çok mutlu olmuştum benden. Ya biz seninle hiç tanışmıyorduk ya hı hı. en en başta film sürecinden önce ya öyle bir şey söylemen çok mutlu etmişti beni başta. Yani içinde olmayı istediğin bir film. Evet, o başta olması. söylediğim bu arada. Sonra bittikten sonra evet. da aynı şeyi düşünüyorum ama. Evet evet. Anladım. Asla ne olursa olsun ya yani ben bunu yapmasa mıydım acaba diyeceğim bir film asla olmayacak. Müthiş. Ne güzel. Benim de valla. Ee, o yüzden o de zaman... beklentinizi inanılmaz düşürerek. <laughs> beklentinizi inanılmaz düşürerek. Yani onun üzerinden e, işte beş bir film izlemek için sinema salonuna gidin. Artar azalır bilemem ama yani... E... En az 7'si var. Pardon, <laughs> <laughs> bence. Bakalım bir son halini görmedim ben bilmiyorum. Henüz bir filme benzeyen bir şey olarak izledim. Ee, bakalım göreceğiz bunların Geleceğiz. hepsini. İnşallah Allah utandırmasın diyelim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinize Hadi bakalım. Eyvallah. Yeni bölümlerde görüşürüz.